Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni video her zaman olduğu gibi karşınızdayım. Dün videoyu atamadım. Herhalde bu ay ilk, de, ilk defa video atamadım. Onun da sebebi Arkadaşlar proje için Bilgisayarda render alıyordum. Çok uzun sürdü. Render ve yani zaten bilgisayar Dendik. iyi para verdik ama Maalesef piyasa Çok pahalı olduğu için ki 7000 liraya aldığım bir laptoptu. Ama ekran kartı olmayan bir laptop. O yüzden render işlemleri uzun sürüyor. Render aldığımda da video çekemiyorum. O yüzden ya masaüstü bilgisayarım İstanbul'da. Kusura bakmayın o yüzden. Yani şu an Trabzon'dayken kalite düşük oluyor. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Ee, ayrıca yani bana destek olmak için katıla gelebilirsiniz. 7,5 lira ya. 7,5 lira hiçbir şey. En kötü abone olup beğenip yorum atabilirsiniz arkadaşlar yani bunları yapsanız birer şekilde bana destek oluyorsunuz. Ayrıca yorum atarken de nezaket sınırlarını aşmayalım. Yani sürekli yorum atan arkadaşlarımız var. Diyorum ha iyi bu aboneyle yakınlık kurduk. Tak sen toplu anlamıyorsun diye yorum geliyor aboneden. Yani neyse sizleri seviyorum. Başlayalım. Evet Trabzonspor bir gençlik operasyonu yaptı. Öncelikle videoya başlamadan yönetimi tebrik etmek istiyorum. Hep diyorsunuz. Çok olumsuzsun. Çok eleştiriyorsun. Hayır eleştirmiyorum. Gerçekleri söylüyorum. Şu anda gerçekleri konuşuyorum. Yönetim çerez parasına 4 tane genç oyuncuyu kadrosuna kattı. Süper. Belki de bu dördün hiçbiri olmayacak. Umurumda değil. Bu tebrik gerektirecek bir şey. Oyuncuların teknik heyetin yapabileceği iş. Yönetim kendi işini yapmış oldu. Tebrik ediyorum. Gerçekten ve çok ucuz. Çok ucuz alındı. 600 bin euroya yani şey. Enis Destan. Toplamda arkadaşlar şampiyon olacak bu takım. İşte Ta Altıntaş, Batuhan Ankara ve Kerem Şen'in toplam 32 milyon TL. Ki bunun 9 milyon TL'si peşin 20 milyon TL'si de 10 taksitli olacak. Tebrik edilmesi gereken bir durum arkadaşlar. Yani çok hoşuma gitti. Devamı kolay kolay yani şu an beklemek zor. Yazın bakacağız. Trabzonspor yabancı sınırına Hazırlanıyor ve kadromuzun da yaşlı olduğu biliniyor. Güzel hamleler. Tebrik ediyorum dengelemek adına. E, Ahmetcan için de bir yere video yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi bu videomuz ta altında taş üzerine olacak. Batuhan Kör ve e, Kerem Şen üzerine de video yapacağım. Bugün yetiştirmeye çalışacağım. Tek tek hepsi hakkında tanıtım videosu yapacağım. Şimdi ta altın taş kimdir arkadaşlar? Oyuncu değişik bir oyuncu yani stoper oynasa da değişik özellikleri olan bir oyuncu ki geçmişine baktığımızda arkadaşlar futbola sağa çıktı başladı bak yani şey ta Taltun Taş sonrasında önlibero eee bir Galatasaray maçında da stoperi çekildi bu maçtan sonra düzenli olarak stoper oynadı. Ayakları çok iyi. Sağ ayaklı bir oyuncu arkadaşlar. 1.88 boyuna sahip 2003 doğumlu. Fenerbahçe'ye değil Trabzonspor'a geliyor bu oyuncu. Yani haberlere itibar etmeyin artık istisnasız bütün genç oyuncular Trabzonspor'u tercih ediyor. Çünkü yeni tren Trabzonspor. 5 yıla 4 yıla ambargo koymasını beklenen takım Trabzonspor arkadaşlar. Oyuncunun arkadaşlar biraz daha özelliklerine geldiğimizde oyunu çok iyi kuruyor. Yani derin topla derin top atmasını çok iyi biliyor. Özellikle bekini kanatını iyi kaçırıyor. He, bunlar alt seviyedeyken çok iyi yapıyor üst seviyedeyken hemen yapmasını beklemeyeceğiz. Zamanla zamanla özgüveni gele 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 bunları yapacak. Bize şu an vaat ettikleri bu. 28 Şubat'ta Akisar Spor maçında arkadaşlar onu özellikle yazın bulursunuz. Burak Kapacağı yaptığı asis bu dediklerime örnektir arkadaşlar. Onu söyleyelim. Net özel net olarak arkadaşlar sağ ayaklı pasör bir stoper. Bunu direkt olarak söyleyelim. Hatta Yakup arkadaşımız var. Kendisi bana yardımcı oluyor. Kendisinin de bana yaptığı yorum. Çok fazla da izlemiştir taayı. Top tekniği farklı bir seviyede. Ayrıca pas kalitesi gerçekten harika. Ee, uzun pası çok iyi. Ee, uzun forvetlere karşı çok sayıda da fiziksel mücadeleyi kazanıyor. Sırtı dönük ve yüzü dönük oynamada başarılı. Orta sahaya yaklaşıp oyun kurulumunda katkı yapabiliyor. Ayrıca da arkadaşlar... Yani markaj konusunda da gayet iyi bunu rahatlıkla söyleyebiliriz Taha için. ya yani Trabzonspor'a şu an baktığımda sol stoperi Ahmetcan olacak ileride. Sağ stoperi işte Taha çok şey vaat ediyor. Mil takımda bile ikili tandem oluşturabilecek seviyedeler. Yani bir jenerasyon değiştiğinde Merih ve Çağlar jenerasyonu değiştiğinde direkt olarak bu ikili göz kırpıyor arkadaşlar hemen kadroya katılmayacak tabii yani şu an baktığımızda sol stoperde Vitor Hugo'nun e, yani 2-3 yıllık prime seviyede dönebilecek durumu var. Ha, benim kafadaki plan zaten şuydu. Hugo iyi bir paraya teklif geldiğinde ve ikili tandemde birinin yerine tecrübeli bir oyuncu bulunduğunda direkt olarak ben Hugo'yu satarım. 8 milyon, 10 milyon, 7 milyon euro gibi. 7 6-10 milyon arasında bir rakam geldiğinde ben Hugo'yu satarım. Ama bu şu demek değil arkadaşlar. Direkt iki stoperimizi de 20 yaşında yapalım demek değil. Bu dünya üzerinde olabilecek bir durum değil. İki stoperinde yaş ortalamasının ben toplam yani 28 27 olması benim için idealdir. Bu iki tane genç stoperi oynatmak risktir. Yani Hugo'ya 7 milyon euro teklif geldiğinde işte bir sene sonra yani seneye değil bu sene diye son iki sene satarız. Orayı artık Ahmet Can'ı monte ederiz. Sağ stopere Taha için şu an çok erken o rotasyonda sağ stopere de bir tane tecrübeli inşallah Kaan Ayhan ama Kaan Ayhan bu yazın şey bu sezon olacak gibi değil. Bir stoper çektiğimizde orayı arkadaşlar değişmeli olarak oynatabiliriz. Tekrardan söylüyorum. Hava hakimiyeti acayip iyi. Kesicilik iyi. Teknik iyi pas yüzdesi iyi. Yani Türkiye'deki şu an o yaş kategorisinde benim görüşüm en iyi stoper alınmıştır. Olur olmaz ileride bunları gösterir gösteremez bilemeyiz ama yaş kategorisinde en iyisi olduğunu ki şöyle bir şey fiyat olarak da çok ucuz alındı çünkü hepsine geçmişte 1.5 milyon euroluk teklifler geldi kabul etmiyordu ama Trabzonspor direkt paket halinde Teklifi kabul ettirdi. Bu da büyük bir başarı arkadaşlar. Hemen kadroya katılmayacak. Zaten şu an daha resmi olarak açıklanmadı Taha. Açıklansa bile bu sezon Strasbourg Spor yürüyor. yürüyor. Stoper'de şans bulacak genç oyuncu. Bu sezon Ahmet Can olacaktır. Her ne kadar biz Galatasaray maçında Ahmet Can'ı çok beğensek de arkadaşlar full 90 dakika oynamak ayrı bir seviye. Yani ayrı bir seviye Ahmet Can bize çok şey vaat ediyor. Ama Buraya gelene kadar da bizim bir de Atakan Gündüzümüz var ki ben Atakan Gündüz'den de çok şey bekliyorum. Yani sıralama yaptığımda sağ stoper için bir numara Atakan Gündüz, iki numara Taha olur. Sol stoperde bir numaralı Hugo'dur, iki numaralı her zaman Densil'dir benim için. Üç numara Ahmet Can'dır. Densil Galatasaray maçında bence tam çıktı, ama bence kötü değildi. Yani orada. Romantizme gerek yok. Densil, her şekil Ahmet Can'dan daha öndedir. Ee, ki yani bana bir tercih hakkı sunulsa, sunulmuyor da sunulsa, Hugo'yu ben bu yazın 7,5 milyon liraya satarım. Oraya Densil'in sözleşmesi bitiyor. 2 artı 1, iki yıllık bir sözleşme yaparım çünkü bedava alacağım. Maaşını da uygun seviyelere çekerim çünkü boştulacak bir oyuncu. Hugo, şey Densil, Ahmet Can. Sağ stopere Fugo'yu sattım değil mi? 7,5 milyon euroya, 6 milyon euroya artık kaça giderse. O 6 milyonların tamamıyla Kaan almaya çalışırım. Kaan'ı koydum. Arkasında Taha var. 4 tane, 2 tane tecrübeli. 3 tane, 2, tane tecrübeli. 2 tane de yerli. Hatta buraya Atakan da gelecek. Toplam 5 tane stoperim olmuş olacak. Yani seneye kafamdaki Hugo'nun parasıyla. Kaan Ayhan, Densil, Hugo, Densil, Kaan Ayhan, Atakan Gündüz, Ahmet Can Kaplan, Taha. 5 tane stoper. Bana romantik gelmiyor. Bana mantıklı geliyor. Taha'nın hemen direkt olarak A takım seviyesinde olmasını beklemiyorum. Ya kiralık gider ya da rotasyonda bekler. Ama ben Atakan Gündüz'e her şekil bir yarım sezon forma şansının verilmesini bekliyorum. Yani Atakan o kadar kötü bir oyuncu değil. Ahmet Can'ı beğendik. Atakan'ı da görmemiz gerekiyor. Daha göremedik Atakan'ı. Bana kalsa e, biraz Atakan'a da yanlış yapıldığını düşünüyorum. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Atakan hakkında yorumlarınızı da yazın. Ta hakkında yorumlarınızı da yazın. Hepsi hakkında yorumlarınızı yazın. Toparlamak gerekirse Trabzonspor çok uyguna bitirdi bu transferi. Taha'nın özelliklerine geldiğimizde çok aşırı hızlı değil. Onu söyleyelim. Hız zafiyeti var ama pozisyon olarak Pozisyon bilgisi iyi. Ayakları çok iyi. Çünkü oyuncu sağ açık ön liberi olarak başladı. Oyun görüşü çok iyi. Hava toplarında etkili. Ama arkasına atılan toplarda bir takım sıkıntıları var. E arkadaşlar yani bu kadar da üst seviyede olan bir oyuncunun eksisi olmak zorunda. Pozisyon bilgisiyle bunu çözecektir. Yani Hugo için bile hız sıkıntısı bazen var diyoruz. Yani Antep maçı buna uygun. Antep maçında dikoydu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir müdahale yaptı. Tamamıyla tepki verememesinden dolayı e, bu kadar üst seviyedeki oyuncuların yani ayakları iyi, pozisyon bilgisi iyi, hava hakimiyeti iyi oyuncunun da hızı da iyi olsa arkadaşlar zaten 15-20 milyon euro ediyor. Bu defolar olması gayet normal. Ama bunları Hugo gibi pozisyon bilgisiyle tolere edebiliyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bana da destek olun. Sizleri seviyorum. İyi izlemeler, iyi dinlemeler. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.